Ama bu oyun bir kere, iki kere Steam'de mi? Yok. Bir kere Steam'de, bir kere GOG'da galiba, bir kere de şeyde, Epic'te bedava verildi. Ne açtık? Son derece zengin yeraltı metal yataklarını ortaya çıkarır. Hayda. Koray, hayırdır? Hayır duası mı ettin? Ne yaptın? Ayağını sürttün. Bize de geldi yeraltı metalleri. Nedir böyle? Adam bana çıktı dedi, bize de çıktı. Hayır duası mı etti bize, ne yaptı anlamadım. Al al, hemen al. alacağım. Dahi kolonistler bu sırada araştırmayı bayağı bir şişiriyor. O yüzden dahi kolonist alırım. Hiç acıma. Piste indiği zaman etrafı kirletmesi azalıyor. Dediğim gibi. O yüzden pistleri kullanalım. Şu tozlanma şeyini azaltıyor işte. Güzel, bir anomali daha var. Yalnız o Safari istiyormuş. Yeni teknolojileri açıyormuş. Bende Safari yok. Onu da getirmekle uğraşmam açıkçası. Aslanına pahalı gelir. Adayı yazıyormuş. Dahi adayı diye okudum. Ne alaka? Ha, dayı diye okudum. Ben de adayı diye okudum. Koloni siktir et kan. Tozlanma kötü mü etkiliyor? Ya şöyle bakım. Mesela mevcut yıpranma %10 diyor, tamam mı? %10'la artacak yani bu devamlı. %100'e gidene kadar. Eğer ki tozlanırsa bu çok daha hızlı bakıma ihtiyaç var. Bakım da kaynaklarınızı götürüyor. Üretim tüketim dengenizi şaşırtır. Şuradan gösterecektim, bakım gözükmedi ama. Şu an beton bakımı olan binam yokmuş. Oradan gösteremiyorum. Seni kaldıralım ya. 3 nadir metali var, gitsin. Daha sonra bir şeyler getireceğiz zaten Koren için. Şu an suya ihtiyacımız var. Su mevzusu biraz problem. Suyu bulamazsak kolonileşmeye başlayamayız. O da uzun vadede kaynaklarımızın tükenmesine sebep olur. Bilimin yavaşlamasına falan filan. Dünyadan suyu getirebiliriz ama o da çok ucuz bir işlem değil. Yakıt rafinerisini açtık. Su yok. Önce su baba. Kavabanga, kavabanga. Gerçi bir dakika lan. Şu var. Bir dakika. Şöyle yap. Sonra böyle ilerle. Niye insan yapayım ki? İnsansız çalıştırma araştırması geldi zaten. İnsan olmadan çalıştırabiliyorsam niye koloniye şey yapayım? Hemen para kasmanın yolunu bulalım. Parayı hızlı hızlı kasıp kurtaralım. Şu an düştü jetonum ona. Ben burada düşünüyorum, nereden su bulacağız, ne yapacağız, koloniye başlayacak bilmem ne. İnsansız çalışma şeyini verdik zaten, metal sondaj araştırmasını. Onu yaptıktan sonra her türlü biz para kazanacağız burada. Alt sektörde de sadece metal çıkmış. Peki. Buralarda belki bir şeyler çıkabilir. Yakında su çıksa iyi olur. Suyu bol gözüküyordu gezegenin indiğimiz kısmı. Sektörün. Ama daha suya rastlayamadık. Daha hoş bir şekilde. İnsan yapalım. Bu sırada var. Yani spoiler gibi olmasın ama insan yapabiliyoruz. Gözünüz hemen bir holy shirk moduna bağlamasın. Brezilya ile oynuyoruz. Bu senaryo için ne kadar hızlı gelişirsek o kadar iyi olur. Yavaş gelişmemiz biraz bela açar başımızı. Savaşlı senaryo olduğu için yavaş gelişirsek paçamızı indirirler.
Selamlar Kamu. Bizde kaç zorluktayım bilmem. Mission Profile'dan mı görüyorduk onu? %365. Ben insan yapabiliyorum şu an, araştırma gelirse şans oldu araştırmada çünkü. Evet evet, bio robottu galiba ismi. Bana geçen şey çıktı ya. Yaşlanan insanların yine de çalışması çıktı. Güzel bir şanslı. Çünkü bir yerden sonra çok hızlı yaşlanıyorlar ve şeyleri kaplıyorlar. Yaşam alanlarını kaplıyorlar. Emekliler, yaşlılar falan. Çalışmıyorlar, üremiyorlar, duruyorlar öyle. O geldiği zaman çatır çutur hem çalıştırıyorsunuz hem de ürüyorlar. Mis gibi oluyor. Bir de üstte şey, yaşayışı uzatma şeyi geldi. Daha geç ölüyorlar. Ve mis gibi, daha ne istedim. Abi bedavayı kaçırdıysan üzüldüm Hestia. 3 kere çünkü bedava oldu oyun. İyi seyirler Alucard'cığım. Hoş geldin yavrum. Yaşları ben yolluyorum kan, gençleri alıyor. Ya yaşlanıyorlar ya. Yani eninde sonunda yaşlanıyorlar donlarda. O yüzden yapacak çok bir şey yok. DLC'siz oynamak zevkli olur. Sıkıntı yaşamazsınız. DLC'ler oyunun oynanış süresini uzaltıyor gibi düşün. Yani yeni seviye başlamadan önce daha da uzun oynamanızı sağlar. Ya al şuradan metali. Bu Kerkenezler bunu akıl edemeyecek çünkü. Yok gerek yok Koraycığım. Üzerine konuşulacak bir şey yok zaten. Takılıyoruz. Şu finansör araştırmasını da öne çıkartalım. Araştırmaya şu an çok fazla para harcıyoruz çünkü. Bir daha bir taşeron basacağım. Paranın gittiğini üzülmeyin. Çok hoş oldu dediğin şey mi? Yeni DLC falan mı diyorsun? Yeni DLC'nin ya, asteroidler bir yerden sonra uğraşmaya değmez bir hale gelmiş. Ben onu fark ettim. Yani böyle kim uğraşır deyip salıyorsun yani asteroidleri. Burayı biz ne ara doldurduk 180 metalle? Burayı bir toplarız. Burayı kesin toplarız bu sırada. Bayağı yüksek çünkü. Hatta iki tane daha drone istasyonu. Üç drone istasyonunda buradayız. Asteroid de hoş değil ama yer altı güzel oluyor. Vallahi yer altında da çok uğraşmadım Koray ya. Ya ara geçişlerini çok şey yapmışlar. Cacık yapmışlar yani. Bir mal taşımak bir ölüm. Asteroide giden iki tane roket yolluyorum asteroide genelde. Oradan geri malları almak bir ölüm. Otomatik yükle diyorsun, saçma sapan yüklüyor falan. Ya böyle hiç akıllı bir sistem yapmamışlar yani. Kendileri herhalde hiç oynamamış DLC'yi. Bayağı vasat DLC'nin o kısımları. Çok uğraşmıyorsun ya. Arazi düzleme var. Arazilere şey yapabiliyorsunuz. Ya tamamen düzlemiyor ama üzerinde uğraşıyorsunuz. Terraform var, yemyeşil yapıyorsunuz. Şunların zaten esprisi o. İşte atmosfer oluşturma, sıcaklık, su ve bitki örtüsü. Dünyalaştırabiliyorsunuz Mars'ı. Yeraltı ben de geçmem ama deneyeceğim. Ya yeraltı mağarada da çok bir şey yok ya. Yani mağarada şey anomaliler çıkıyor, onları araştırmak çok tatlı. Gönderiyorsun iki tane kaşif, takır takır araştırıyor. Lan biraz yeşil isteriz. Erken girişmenin bir mantığı yok. Mission ya da hedef ne? Gizemimizi soruyorsan en azından. Şey oynuyoruz, son savaşı oynuyorum. Gizemimi sormuyorsan da sandbox zaten bu oyun. Herhangi bir spesifik şeyin yok, misyonun yok. Koloni kurmak ana misyon. Şurayı bir beton sahasına çevirelim.
Çöpleri de buraya yerleştirirler. İyi olur. Bol bol çöp üretirler buradan. Biz de bol bol çöpleri paraya çeviririz falan. Hoş olur. Son savaş darlamıştı beni baya. Eyvallah, teşekkür ederim. Son savaşı ben de bir kere oynadım. Hep genelde savaş istiyorlar. Neden bilmiyorum. Mars'a bina yapmak neden savaş isteği uyandırıyor bilmiyorum. Kanalın izleyicisinde herhalde öyle bir sıkıntı var. Cities Skylines oynasam savaşmamı isteyecekler yakında. Ben de o yüzden savaşlı bir şeyler açmaya çalışıyorum, keyifleri yerine gelsin diye. Uzaylılar falan baskına geliyor mu? Ya gizemler var. 15 tane veya 20 tane gizem olması lazım. Zorundan ortasına, hatta basitine kadar. Yani farklı yönlerle uzaylıları ele alan gizemler var. Arabalar çarpıştır. Savaş, savaş. Mars falan siktir et, savaş, savaş. Cities'e askeri DLC gelse keşke. Ya yeter ya, yeter. Bir yerde de savaşmayalım, dinlenelim oğlum, olmaz mı ya? Siyah küpler, aynen, onlar da güzel oluyor. Bana geçen Metatron geldi işte. O yayında oynuyorduk ya, Metatron vardı. O çok bir ölüm ya. Metatron'un mevzusu şu: bir tane gökten bir cisim iniyor ve elektriğinizden besleniyor. Elektrik ürettiğiniz alanlarda fırtınalar çıkıyor, elektrikler gidiyor ikide bir. Ya bu da tabii ölümlere sebep olabiliyor, işte işi durduruyor falan. Çok ölümcül bir şey, senaryo. Bir dakika, biz neyi açtık demin? Aa tamam, sondajı açtık. Başlayalım o zaman. Yavaştan kurulumunu yapalım. Koloni yapmış kadar mutlu olabiliriz şu an. Bunlara bakım için şeye ihtiyaç duyacağız. Ne alacaktım? Prefabrikten drone istasyonu. Fırlatmanı. Şu da buglanmış bu sırada, yeni hotfix'te. Ne geldi? Ha, %10. Güzel. Arttırılmış gıda üretimine sahip dev mahsulleri açıyorsun. Aç bakalım. Şu devrimsel teknolojiler bayağı iyi oluyor. Açabildikçe açın onu. Onda ben patladım, lanetten kurtulmam, nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. O sürüyor, şeye kadar sürüyor. Omega teleskop muydu? Bir tane bir şey var. İnsanların zihnine şey veriyor. Gösteririm save'i açıp, ya da dur göstereyim, bekle bir saniye. Göstereyim hemen. Yeni geldi Türkçesi. Son DLC ile beraber geldi Türkçe. Ben sana şöyle göstereyim. Bak, bu kadar elektrik var ya, yetiyordur falan diyorsun değil mi? Yetmiyor, o gizem saldırdığı zaman elektrik alanlarını kilitliyor. Şu bina Morpheus projesi, bunu yaptığın zaman zaten o sana diyor Morpheus projesini yap gideyim diye. Bunu yaptığın zaman gidiyor. Yeşil bir Mars nasıl gözüküyor? Böyle görebilirsiniz. %50'ye yaklaşmışız. Daha bitki örtüsü düşük ama hani oyun ne kadar gidiyor falan diye soruyorsunuz ya, 189. sol bu. Ya buradan sonrası benim için sandbox'tu. O yüzden durdum, devam etmedim. Sandbox'a çok şeyim yok çünkü. Bir yerden sonra sıkıyor beni sandbox. Yayından devam. Aynen, tatlı oluyor baya. Ya bir yerden sonra her yeri açıyorsunuz. Oraya konun, buraya konun. Bir de şey yapıyorsun şimdi. İlk zamanlarda yaşamak için yapıyorsun her şeyi. Daha sonradan yıkıp tekrardan bir düzenleyebiliyorsun falan, daha hoş gözüksün diye. O tabii size bağlı yani. Ultimir hoş geldin. TTN, sayın TTN. Duydum ki sen de Valorant'a geliyormuşsun. Yani o binayı yaptığın zaman Morpheus projesini bitiyor. O sonu zaten. O senaryonun. Buraya da bir depo yapalım.
Oyunun müzikleri çok tatlı. Reklamları da çok tatlı bu sırada. Keşke reklamların Türkçesi olabilse. Çok gülerdiniz. GTA'nın reklamları gibi oyunun reklamları. Ya o reklam çalan sahnelerde bile çok eğlendiriyor. Valla dün Zayt, ben, Keko ve Lynx atıyorduk. Gayamaya bilmem ben, Sayın Ultimir. İyi, güzel yakıt da oluşmuş. İstersek burayı bile toplayabiliriz de buraya muhtemelen şey yapacağım ya. Koloniyi buraya yapacağım yani. Şu an şey aklımda o var. Bakalım daha iyi bir yer bulmazsam. Konfor alanı olduğu için koloniyi oraya yaparsam çok iyi başlarız. 10 sol şeyimiz olur. Tasarrufumuz olur. Soller bu sırada 25 saat galiba. Evet, yaklaşık 25 saat. Mars'la aramızda bu kadar fark olduğunu bilmiyordum yani. Daha fazladır diye düşünüyorum ama yakınmış. Kumandan üretmek istemiyoruz, yok. Şu subsurface heater'ı ekleyelim. Bir ara başımıza bela olacak çünkü. Peki dağlardaki kaynakları nasıl alıyoruz? Dağlardaki kaynaklar derken şu tepecikleri falan diyorsanız, bunlarda kaynak yok. Bu tepeden çıkmaz ama şu bölge değişimini kastediyorsan evet, bu bölge değişiminden çıkacak. Buralarda düzlük plato. Tünellerle geçiş yapabilir. Oha, 50 bin mi? Oh. Maşallah maşallah. 50 bin iyiymiş. Bir 50 bin de burada var. Şöyle bir binanız var, tünel diye. Tamam mı? Bir ayağını aşağı yapıyorsun. Bir ayağını da yukarı yapıyorsun. Ne kadar kaynak istediği zaten sağda gözüküyor. Onu yaptıktan sonra aşağıdan girip yukarıdan çıkabiliyorlar. O yüzden problem yok yani. Ama acelesi de yok. Para verebiliyorsun veya bilim verebiliyorsun. Şu an bilim daha çok hoşuma gider ama. Para ver ya. Yani 1200'e geliyor. Yani olmaz para. Biz şurayı bir üretimi açalım. Daha da tatlı olacağız zaten de. Sen gel bakalım. Bunlar makine parçasını ileri taşımıyor sağ olsunlar. Taşımadıkları için bu alet çalışmıyor şu an bunu. En sevdiğim tavırları. Tamam, oraya da geldik. Güzel. Bölgeyi komple kapsadık. Buraya indir bakalım hepsini. Tamam. Bol bol çöp üretin. Bol bol. Çöpleri de hemen şuraya bir rafineri yapıp. Bunun bir başka türlüsü var bu binanın. Çöpü yiyip şeye çeviriyor. Betona çeviriyor. O araştırmalarda açılıyor. Brezilya oynarsanız çöpü yiyip nadir metale çeviriyor. Brezilya'nın en güzel kısmı o. Hem orta zorluk istiyorsanız hem de böyle hani ölmek istemiyorsanız. Diğerlerinin hepsinde ölme ihtimaliniz var ama Brezilya'da ölme ihtimaliniz çok az. Çünkü çöp üretebilecek çok fazla bina var. Yani çöp üretebileceğiniz çok alan var ek olarak. Mümkün olduğu kadar çöp üretin. Brezilya ile hayatta kalırsınız. O yüzden yeni başlıyorsanız en çok önereceğim ülke Brezilya oluyor genelde. Tek yapmanız gereken çöp üretmek ki su çıkarsanız çöp üretiyor, işte beton çıkarsanız çöp üretiyor, her şey çöp üretiyor. Kısacası paranız bitmiyor Brezilya'da, yani devamlı para üretimi yapıyorsunuz. Şimdi Bannerlord videosunu izledim, sinirim bozuldu, kamerada donmuş gibi gülen bir surat var. Kamera öyle ya, gidiyor arada. Türkler gelir mi oyuna bilmem. Tekrardan oyuna eğilmeye başladılar. Uzun bir süre hiçbir şey yapmamışlardı. Belki. Şimdi bu yaptığımız araştırmayla da ilgili size şöyle bir şey anlatayım.
binanın ne olursa olsun çalışmasını sağlıyor. Normalde metal, yeraltı metali ve nadir metali toplarken insana ihtiyacınız var. Fakat bize şu devrimsel teknolojide insansız çalışma geldi. Bu 50 performansla, 50 baz performansla çalışmasını sağlıyor. Şimdi 50 mükemmel sayılmaz. Ama buraya toplamda 12 insan ve hepsini jeolojist yapmadığımız sürece, jeologmuş Türkçesi. Jeolog yapmadığımız sürece buranın performansının düşme ihtimali oluyor ya da daha az üretim yapma ihtimali oluyor. Bu ortalama veya ortalamanın biraz daha altı bir üretim anlamına geliyor 50 performans. Dünya Mars girişimini açtık. Güzel. Şu Mars eğitimi de çok güzel ama şu an açmanın bir mantığı yok. Çok pahalı. Bunu yapabiliriz belki. Gülen suratı hiç. Değil mi? Devamlı gülüyor böyle. Serdar'a şey yapıyorum. Klip aldılar mı onu hatırlamıyorum. Serdar'a bağırıyorum, çağırıyorum, böyle küfür ediyorum. Orada gülen bir surat var böyle. Sayıp sövüyorum, yerden yere vuruyorum Serdar'a ama gülüyorum böyle surat. Mars'a saray ne zaman yapacağız? Yaparız anam. Sen nasıl istersen, seni mi kıracağız? Saray senin köpeğin olsun. Buralara gidelim. Şurası dar yani, oraya çok fazla şey yapmamıza gerek yok. Çok da böyle kıt kaynaklı başladık ya. Suyu yüksek bir yerde başlamamıza rağmen az çıktı. Daha çıkmadı hatta yani. Kızılsaray olur. Vallahi olur, güzel olur Kızılsaray aslında. Tanıdık geldi bir yerde ama. Hoş duruyor ismen. Şuraya o zaman şöyle bir depo daha yapalım. Nadir metal deposu. Senin üstün niye doluyor? Boşaltsan birader. Tamam. Aleykümselam, no any more today. Hoş geldin. 70 milyon. Evet. Ama en azından nadir metal artık birikiyor. Roketi boş da olsa kaldırabiliyorsunuz. O konuda hani sıkıntınız olmasın. Param kalmadı, roket kaldıramam falan diye düşünmeyin. Kaldırmak isteyen her türlü kaldırır. Zibidi Gonzalez, teşekkür ediyorum yavrum aboneye için. İyi seyirler. 10. ayın kutlu olsun. Bu sırada yarısını geçmişiz lan hedefin. September'dayız unutmayın. Aboneliklerde %50 indirim olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Hedefe doğru adım adım gidiyoruz. Ben hala inanıyorum ay sonu gelmeden hedefi tamamlayacağımızı. Hangi ülkeyiz biz? Brezilya mı? Brezilya'yız evet. Onun şeyleri gözüküyor mu şimdi profilde? Gizem mizem gözüküyor mu diye bakacağım ama. Oligark ben seviyorum. Yakıt üretimini arttırıyor. Bir de arkeolojiyle başlatıyor. Arkeoloji güzel bu sırada. Tavsiye ederim bunu. Şunu alabilsek ödülü 4000'de alamadık. Kolonist indiremedik su bulamadığımız için. Aga be. 30 sol bitmeyen 30 nadir metal. 10 tane boş tedarik kapsülü veriyormuş. Silindir binası olan 4 kubbeye sahip ol. Onu yaparız da füzyon reaktör. 3'ünlü kolonist. 3 diğer kubbeyle bağlantısı bulunan bir kubbeye sahip ol. Onu da yaparız. 200 kolonist içeren bir kubbe. Çüş. Ona bayağı sonradan gelir o. Güzeldir bu oyun. Neden festival yapıyoruz peki? Tropico'da gibi mi? Muhtemelen sular falan hepsi buradaydı ya. Ama burada başlamamız daha şey olmuş gibi duruyor. Mantıklı olmuş gibi duruyor. Aha deprem oldu. Oyunda oldu. Ben Brezilya ile başlarken roket benimcisi kullanıyorum ya. Shuttle bayağı kullanışlı oluyor. Domlar arası veya başka bölgeye giderken malzeme taşıması için çok rahat oluyor. Shuttle güzel bir teknoloji. Kullanabilirsiniz ama kolonist oynayacaksanız ben oligarkı tavsiye ediyorum. Şu bina yüzünden. Arkeoloji. 32 kişiye ev sağlıyor. Konfor penaltısı vermiyor. Apartman yapmanıza gerek kalmıyor. Yani apartman zaten ben hiç kullanmıyorum. Çünkü apartman konfor penaltısını düşürüyor şunlar.
yaşam kompleksi yapıyorum. O da 14 kişi alıyor. Etrafı bununla dolduracağım ama başka binalarla dolduruyorum direkt. Daha böyle kullanışlı oluyor arkeoloji o açıdan. Yetersiz elektrik derken 4 saatlik elektrik kalmış. Kurtarır. Bu sırada elektriksizliğimizin sebebi şey, depo, üretim değil. Depoyu biraz daha arttıralım, kurtarır. Anno geldi. Anno'yu yeter artık, önüme atıp durmayın. Hamit'e söyledim geçen gün, biz o multiye devam edelim, nasılsa yeni DLC açık başlıyor diye. Olur dedi, ona bir bakarız. Altından kalkabilirsek yaparız. Gökdelenlere doğru gideriz belki. Arkeoloji dediğin gibi insanları biriktirmek için özellikle ilk safhada. Aynen, ilk safhaları rahatlatıyor. Bir sürü güzel şey var aslında. Hani oligark dışında da güzel olanlar var. Ben genelde hep oligarkı seçiyorum sırf arkeoloji için. Çok geç açılıyor çünkü arkeoloji, teknoloji de yani. Ortalarda, ortaların sonlarına doğru falan açılıyor. O da biraz yavaş geliyor bana. Şu asansörü araştırınca büyük ihtimalle yer altı gözükecek bize. O yüzden şu an mantıklı değil. Çok pahalı ya. Daha suyu bulamadık. O yüzden çok şey yapmanın anlamı yok gibi. Şu parayı bir yiyelim. Gel. Daha hızlı su bulmak istiyorum. Oyalanıyoruz çünkü. Nasılsa buradan da para tedariğimiz var. Rahat rahat harcayalım. Aynen, bedava veriyor ve şeyle kasmıyorsun yani. Eyvah sıçtık, yetiştirmemiz lazım. O stresten kurtuluyorsun büyük oranda. Ne verdin? Rover gövdesi. Curiosity'yi bulduk. 500 milyon veriyor veya teknolojiyi %10 hızlandırıyor. Ben 500 milyon alayım ya. Para olduğu sürece teknolojiyi de çözeriz biz. Dert olmuyor. Buraları da aslında dom yapılırmış. Konforla beraber bilim şeyi var. Research arttırma. Gözden kaçmış. Olabilir. Burayı da mı toplasak ya? Altı tane yörünge probuyla beraber geliyor. Paradox 50 polimer karşılığında 86 metal satıyormuş. Hayır. Kusura bakma ama bizi koparıyorsun Paradox. Biz ne yapabiliriz biliyor musun? Beton karşılığı yiyecek. En sevdiğim şey ticaret o oluyor çünkü. Alıyorlar, deli gibi alıyorlar. Beton ihtiyacı duyan çok oluyor. O yüzden biz şuraya bir beton deposu da aktaralım. Buralara sensör yapmadım değil mi ben? Sensör de ekle. Nasıl bir skem ya o? Ben tam tersine 100 metreye karşı makine parçası veya polimer olaydım demiş. İşte arada böyle bir kazık şeyler çıkıyor. Bazen de para şey yapıyorlar. O yüzden bu DLC'yi alırsanız şey olabilir. Diplomasi DLC'sini alırsanız keyfiniz yerine gelir. Çünkü ticaretin önünü açıyor ve ticaret faydalı yani. Kullandığınız birçok noktası var ticaret. Ha, şunu da önerebilirim. Save scam yaparım diyorsanız, mesela başladınız burada su bulamadınız, hemen kaydet, başka yerden de başlayıp bakabilirsiniz. İlla şey yapmanıza gerek yok. Benim gibi beklemenize gerek yok. Ama bekleseniz daha hani mantıklı sanki. Düzlükleri araştıracağım. Aha, suyu bulduk. Dam da da dam 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 dam.
And today I hold a black belt. Does that make me a violent person? Su burada. 13.000. Ve hatta yanında şey bile var, doğa manzarası bile var. Okey. Bir tane senden. Tamammış.